İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde çelik yapılara bir genel giriş yapacağız. Çelik bildiğimiz üzere homojen yapıya sahip rigid bir malzemedir. Yani çekme mukavemeti çok yüksek olan bir malzemedir. Tabii bunun yanında basınç dayanımı, eğilmeye karşı mukavemeti yine aynı şekilde yüksektir. Bu kadar mukavemetli bir malzeme olduğu için her türlü yapıyı çelik olarak imal edebilmekteyiz. Yani yeri geldiğinde çok yüksek bir yapıyı çelikle yapabilmekteyiz. Taşıyıcı sistemini tamamen çelikle oluşturabiliriz. Veya burada görüldüğü gibi nedir? Bir köprüyü de yapabiliriz. Burada yine aynı şekilde bir köprümüz mevcuttur. Şurada baktığımız zaman tek katlı bir yapıdır. Fakat nedir bu? Neden bir şeyle göstermeye ihtiyacı hissettik? Beton armede çok uzun açıklıklarda sorunlar çıkmaktadır. Yani belli bir açıklıktan sonra betonun mukavemetinin düşük olması, eğilmeye karşı mukavemetinin düşük olması zaten bu sebeple çelikle mukavemetleştiriyoruz, betonarme oluşturuyoruz. Fakat çelikte bu tür sorunlar ortadan kalkmaktadır. Yani betonarme ile oluşturamayacağımız açıklıkları çelikle çok rahat bir şekilde oluşturabiliriz. Çelik biraz önce dediğimiz gibi istersek basınca karşı çalışabilir, çekmeye karşı çalışabilir. Yani basınç çubuğu da oluşturabiliriz, çekme çubuğu da oluşturabiliriz. Eğilmeye mukavemetli olduğu için kirişlerde kullanabiliriz. Tabi burada kullanabiliriz diyoruz. Nedir? Mühim olan çelik taşıyıcı elemanların boyutlandırılmasının düzgün yapılması, birleşimlerin düzgün yapılmasıdır. Burada yine şöyle baktığımız zaman bir kafes sistemlerimizi görüyoruz. Geniş bir açıklıkta yapılmış kolonlarımız mevcut. Çelik mukavemetine göre çok farklı sınıflara ayrılır. Çeliğin sınıfını belirlediğimiz şey nedir? Çeliğin mukavemetidir. Ve bunu da çeliğin çekme deneyiyle yaparız. Çekme deneyini genel olarak bildiğiniz halde şöyle kısaca bir anlatmak istiyorum. Çekme deneyinde ne yapılır? Çelik bir numune alınır, çekmeye tabi tutulur. Ve bu esnada çelikteki şekil değiştirme ölçülür. Yani delta L değeri, toplam uzama değeri ölçülür. Bunun toplam boya kısa bölünmesiyle ne yapılır? Birim deplasman değerimizi, birim boy değişimimizi bulmuş oluruz. Ve gerilme birim boy değişim grafiği çizilir. Çeliği çekmeye tabi tuttuğumuz zaman davranışı aynen burada grafikte gördüğümüz gibidir. Çeliği çekmeye tabi tuttuğumuzda P noktasına kadar gerilme ile birim boy değişimi arasında bir oran vardır ve sabit olarak gider bu. Yani eğim sabittir. Zaten bu nedir? Hooke kanunu uyar. Hooke kanunu dediğimiz nedir? Gerilme, şekil değiştirme eğrisinin doğrusal bir şekilde lineer olarak gitmesidir. Yani eğimin hiçbir şekilde değişmemesidir. P noktasına geldiğimiz zaman burada artık buna biz orantılılık sınırı deriz. Yani gerilme ile birim boy değişimi arasındaki şekil değişimi arasındaki oranın sabitliğinin bittiği noktadır. Buraya kadar cisim tam elastik davranır. Yani P noktasına kadar olan bir yerde gerilmemiz P noktasını geçmemişse gerilmeyi kaldırdığımız zaman cisim tekrar eski şeklinde alacaktır. P noktasından sonra yüklemeye yine devam edersek eğimde belli bir miktar değişme olur. Bu bölge elastoplastik bölgedir. Yani elastikten plastikliğe geçiş bölgesidir. Ve şuradaki E noktamız elastik sınırdır. Cismin elastik davranacağı en son sınır burasıdır. Buradan sonra artık elastiklik biter. Plastik bölgeye doğru geçiş yapar. Yüklemeye yine devam edersek F noktasına kadar şurada gördüğümüz bir şekilde yol takip eder. Burada dikkat ederseniz eğimde belli bir sabitlik yoktur. Bakın P noktasından sonra eğim değişmiş olmasına rağmen yine eğim sabittir. Bu P noktasından önceki eğimle aynı değildir. Fakat bir sabitlik vardır. Ama bundan sonra eğimde bir sabitlik göremeyiz. Buradaki F noktası artık çeliğimizin
akma mukavemetinin geldiği yerdir. Yani burası akma sınırıdır. Bundan sonra ne olur? Bakın zaten akma diyoruz. Çelikten birdenbire aniden bir boy değişimi meydana gelir. Yani gerilmede düşme olduğu halde boy değişimi çok fazla olur. Çelik bir dalgalanma oluşur. Bundan sonra çelik tekrar kendini bir toparlar ve yine mukavemet göstermeye başlar. B noktasına kadar gördüğümüz şekilde bir yol takip eder. B noktası çeliğin en fazla karşılayabileceği çekme dayanının olduğu kısımdır. Bu arada herhangi bir yerde bir C noktasında yüklemeyi kaldırırsak ne olacaktır? Cismimiz eski şekline geri dönmeyecektir. Yani belli bir boy değişimi kalacaktır. B noktasından sonra da zaten gerilmemizi azaltsak dahi cisim içinde toplanan toplam enerjiyle beraber ne olacaktır? Artık uzamaya devam edecek ve kopma meydana gelecektir. Bu grafik üzerinde görmüş olduğumuz yani orantılık sınırına kadar olan kısım ve elastik sınır, akma sınırı ve şuradaki B noktasındaki sigma B maksimum çekme mukavemetinin olduğu kısım bunlar işte çeliğin sınıflandırılmasında kullanılır. Bunları da ufaktan bir açıklarsak sigma P için dedik ki orantılılık sınırının olduğu yerdir. Ve bu bölgede çeliğimizin elastisite modülünü hesaplarız. Tanjanttan faydalanılır. Elastisite modülü bazı yerlerde ne olur? Young modülü olarak da geçer. Tanjanttan faydalanarak elastisite modülünü hesaplarız. Yani sigma bölü epsilondan elastisite modül değerini buluruz. Elastisite modülümüz çeliğimizde nedir? 2.1 çarpı 10 üzeri 6 kilogram bölü santimetre kare. Megapascal cinsinden zaten nedir? 2 çarpı 10 üzeri 5 megapascal'dır. Bildiğiniz üzere megapascal nedir? Newton bölü milimetre karedir. Çelik çekmeye tabi tutulduğu zaman ne olacaktır? Boyda bir uzama meydana gelecektir. Toplam hacmimiz de değişmeyeceğine göre boyda uzama meydana gelirken enine yönde ne yapacaktır? Bir kısalma oluşacaktır. Daralma oluşacak. Yani gitgide incelecektir. İşte buradan biz neyi buluruz? Pozisyon oranını buluruz. Yani çeliğimizin enine yöndeki şekil değişiminin boyuna yöndeki değişime oranı bize pozisyon oranını verir. Pozisyon oranımız yaklaşık çelik için 0.3 civarıdır. Pozisyon oranından faydalanarak çeliğimizin kayma modülünü buluruz. Kayma modülünü sadece pozisyon oranından da bulabiliriz. Hayır, farklı yine hesaplama yöntemleri vardır. Bunu da birazdan veririz. Pozisyon oranımızdan faydalanarak kayma modülümüzü bulduğumuz formülümüz şudur. Elastisite modülü bölü 2 çarpı 1 artı pozisyon oranı. Bunun dışında bir de kayma gerilmesinden faydalanarak yine kayma modülünde hesaplayabiliriz. Yani tıpkı çekme gerilmesinde olduğu gibi kayma gerilmesi ve bunun karşılığındaki şekil değişikliğini aldığımız zaman yine tanjanttan gittiğimizde kayma modülü bulunur. Yani kayma gerilmesi bölü şekil değişikliği bize kayma modülümüzü verecektir. Kayma modülümüz 8.1 çarpı 10 üzeri 5 kilogram bölü santimetre karedir. Megapascal olarak bu 7.72 çarpı 10 üzeri 4 megapascal olur. Evet arkadaşlar, elastik sınır için demiştik ki malzemenin elastik özelliğini tamamen kaybettiği plastik bölgeye geçtiği kısımdır. Yani buradaki gerilmemiz elastik oranı sigma e değerini tam olarak geçmemişse de hiç kuvveti kaldırdığımızda ne olur? Şekil değişikliğinin bir miktarı geri döner ama bir miktar da kalıcı olur. Neden? Çünkü orantılık sınırıyla yani sigma P ile sigma E arasındaki bölge nedir? Elastoplastik bölgedir. Sigma F değeri için akma sınırı dedik. Buradan akma gerilmesi, çeliğimizin akma gerilmesi bulunur. Hiçbir zaman yapıya gelen gerilmenin akma gerilmesinin sınırına ulaşmasını istemeyiz.
Çünkü zaten akma gerilmesi yani sigma F değerine ulaştıktan sonra bundan sonra ne olacaktır? Çelikte ani bir şekil değişimi oluşacaktır. Onun için buraya kadar gelmesini hiçbir zaman istemeyiz. Akma gerilmemiz ZD37'lik çelikte 2400 kilogram bölü santimetre karedir. Bu da nedir? 235 megapaskaldır. Bu esnada şunu da bir açıklayalım. ST37 dediğimiz zaman çelik yapılarda kullanılan standartlarımıza baktığımız zaman TS648'de çeliğin cinsi olarak bu belirtilir. 37'lik, 52'lik bir şekilde gider. Bunları birazdan yine daha fazla açıklayacağız. 2018'de değişen bu standartlar yani şimdi artık ne oldu? Çelik yapılar tasarım hesap yöntem diye yönetmeliği diye değişmiştir. Orada artık S235 olarak geçer. ST52'lik çelik de S353'tür bu. 355 olarak geçer. Buradan bize akma sınırı neyi verecektir? Akma sınırı bundan faydalanarak sigma emniyet değerimizi buluruz. Sigma emniyet değerimize baktığımız zaman ST37 için 1440 kilogram bölü santimetre karedir. ST52 için ise 2160 kilogram bölü santimetre karedir. Sigma emniyet değerimizde nedir? Emniyette karşılanacak gerilmedir. Yani bakın akma sınırı ne kadardır? 2400 kilogram bölü santimetre karedir. Fakat burada ne diyor? Diyor ki burada biz tabii emniyet kat sayısına bölerek falan bunu buluyoruz. Sigma emniyet değerimiz 1440. Yani 1440'ın üstünde sanki bu çelik hiçbir şekilde yük taşımayacakmış gibi, emniyetli olmayacakmış gibi kabul ederiz. Fakat normalde 2400 kilogram bölü santimetreye kadar zaten yükü karşılayabilir. Fakat buraya ulaştığı an artık akma sınırına gelmiştir. Bundan sonra dediğimiz gibi aniden şekil değiştirme meydana gelecektir ki yani akma oluşacaktır. Ve diğerini belirtiyoruz. Çeliğin buraya gelmesi hiçbir zaman istenmez. Sigma B değerimiz çekme sınırımızdır. Bunu biraz önce de belirttik. Dedik ki çeliğin karşılayacağı en büyük çekme mukavemeti burasıdır. ST37'lik çelik için çekme sınırımız 3700 ile 4500 arasında değişir. ST52 için ise 5200 ile 6400 kilogram bölü santimetre kare arasında değişir. Bunların megapaskal olarak karşılıkları da verilmiştir. Artık şu an yeni yönetmelikte nedir? Megapaskal olarak değerlerimiz alındığı için Newton bölü milimetre kare olarak yükümüz Newton kilo Newton cinsinden alındığı için bunu burada belirtme ihtiyacını hissettik. Yapısal çeliklerimize baktığımız zaman yani yapısal çelik dediğimiz nedir? Çeliğimizin taşıyıcı eleman kısmıdır. Bunları sınıflandırmamız biraz önce de belirttik. Bir nedir? Çeliğin çekme mukavemetine göre sınıflandırılması vardır. ST37'miz veya ST52'miz bunlar yapısal çelik olacaktır. Yapı çeliği cinsidir. Yeni yönetmeliğimizde artık burada nedir? Yeni yönetmelik dediğimiz zaman yine belirttim. Çelik yapılar, tasarım, hesap ve yapım esasları yönetmelidir. Yani herhangi bir şekilde diyelim ki önümüzdeki konularda yönetmeliğe göre dediğimiz zaman artık bu dikkate alınır. TS648 değiştirilerek bu yönetmelik ortaya çıkarılmıştır. Yeni yönetmelikte ST37 olarak göremezsiniz. S235 olarak geçer. Mesela ST52'de S355 olarak görürüz. Çeliklerimiz bir buna göre sınıflandırılır. Bir de şekillerine göre sınıflandırılır. Yani kesit şekillerine göre. Kesit şekline bakarak bir sınıflandırma yaparız. Örneğin burada kesit şekillerine göre farklı tipte çelikler verdik. Diyeyim, bakın şurada nedir? Bir kutu profilimiz vardır. Şuna bakarsam I şeklindedir. I profildir. Veya şu U profildir. Şuna baktığımız zaman kesit için baktığımda L profildir. Bunun dışında levhalarımız vardır. Boru kesinti olan vardır. Dairesel kesitliler vardır. Yani tam ben şuradaki kesitine göre isimlendirilir. Burada biraz daha açık bir şekilde gösterdik. Mesela şuna baktığımız zaman nedir? I profildir. Bu farklı tipleri vardır. Geniş başlıklı, dar başlıklı, başlıklar arası birbirine paralel olan ve eğimli başlıklı olanlar vardır.
Şuna baktığımız zaman L profildir. L profiller iki farklı şekilde olur. Bir eşit kollu L profilleri vardır. Bir de farklı kollu. Eşit kollu dediğimiz zaman şunlar profillerin kol boylarıdır. Her iki kol boyu da birbirine eşitse eşit kolludur. Farklı kolda ise nedir? Bir kol diğerine göre farklıdır. İki kol boyutu birbirinden farklıysa bu da farklı kollu L profili olur. Şurada yine iki tane farklı tipte profil verdik. Örneğin diyelim ki burada I profilimiz var. Şurada U profilimiz var. İşte bunlar tamamen biraz önce de söylediğimiz gibi şekil olarak, kesit olarak baktığımızda şekil neyse bu şekilde isimlendirilir. Bazı kaynaklarda I profillerini H profili yani HE profili, HEM profili şeklinde de görebilirsiniz. Evet, çelik yapıları etkileyen yüklerimize baktığımız zaman, yani bir çelik yapıda hesaplama yaptığımız zaman nedir? Esas olarak aldığımız yükler vardır. Bu yüklemeler özellikle TSE, TSE 498 ve TSE 648 de tam olarak verilmiştir. Çelik yapılara etki eden yüklerimize baktığımız zaman bir esas yüklerimiz vardır, bir de ilave yüklerimiz vardır. Esas yükleri H ile gösteririz. Bu nedir? Zati yük yani çelik elemanın kendi yükü, öz yükü, hareketli yüklerimiz vardır. Kar yükü vardır. Ayrıca krenlerden gelen düşey yükler esas yükler sınıfındadır. İlave yüklerimize baktığımız zaman rüzgar yükü ilave bir yüktür. Deprem yükü, krenlerden gelen yanan yükler, ısı değişimi ve montaj yükleri yine ilave yükler sınıfına girer. Bunu da Z ile gösteririz. Bazen hesaplamalarda esas yükleri yani H yüklemesini alırız. Bazen de ikinci yükleme dediğimiz hal vardır ki yani nedir? İlave yüklerin ilave edilmiş hali. H, Z yüklemesi olarak geçer. Bunu neye göre alacağız? Örneğin diyelim ki esas yüklerimizi hesapladık. İlave yüklerimizi de hesapladık. Rüzgar yükünü ilave ettiğimiz zaman esas yükümüzün toplam esas yükte bir azalma oluşuyor. O zaman nedir? Hiçbir şeyle bunu dikkate almayız ve birinci yükleme halini alırız. Yani sadece esas yüklerin toplamını alırız. İlave yükleri ilave ettiğimiz zaman, esas yükleriyle topladığımız zaman eğer esas yüklere göre daha büyük bir değer çıkıyorsa o zaman da ikinci yükleme hali yani HZ yüklemesi dediğimiz nedir? Esas yüklerle ilave yüklerin toplamı olur. Çelik yapılarda birleşim elemanlarına baktığımız zaman çelik yapıları birleşim elemanlarına asıl olarak iki grupta inceleriz. Yani sökülebilen ve sökülemeyen. Sökülebilen nedir? Mesela bir bulon yani civata ile yapılmış olan birleşimler sökülebilenlerdir. Çünkü bulonun somun kısmını, civatanın bu somun kısmını açtığınız zaman birleşimi tekrar birbirinden ayırabilirsiniz. Fakat perçine baktığımız zaman veya kaynaklı birleşimlere baktığımız zaman o zaman nedir? Bunlar sökülemeyenlerdir. Evet, diyelim ki bir perçini herhangi bir şekilde spiralli olur, başka bir şekilde olur, başlık kısmının kesilip atılmasıyla buraların çürütülerek tekrar sökülebilir veya kaynak kısmının yine kaynağın spiraller çürütülmesiyle, kesilmesiyle yine bu birleşim sökülebilir. Fakat bunlar ekstra bir iştir. Ama bulonda baktığımız zaman bulonun somun kısmını açtığımızda o birleşimi rahat bir şekilde sökebiliriz. Burada her üç tip birleşim elemanında da yine dikkat edeceğimiz hususlar vardır ki bunlarla konusu geldikçe anlatacağız. Perçinli birleşimlere baktığımız zaman perçinli birleşimler artık günümüzde pek fazla uygulanmayan bir birleşimdir. Çünkü perçinli birleşimi yapmak için özel ekipman gereklidir, özel donanım gereklidir. Genel olarak perçinli birleşimlere baktığımızda özellikle eski yapılarda çok fazla görebiliriz. Fakat yeni yapılarda çoğunlukla bulonlu veya kaynaklı birleşimler kullanılmaktadır. Perçinler farklı şekillerde vardır. İşte düz başlıklar, konik başlıklı perçinler gibi.
Bu durumdaki olan perçini ham perçin denir. Yani şu kendi orijinal başlığıdır. Diğer kısımda başlık yoktur. Perçin yerine yerleştirilir. Daha sonra bunun özel ezilme aletiyle basınçlı olarak ezilir. Ve şu kısımda da bir başlık oluşturulur. Tabi ezildiği zaman ne olacaktır? Boyda kısalma olacaktır. Tıpkı Poisson oranını hatırlarsanız boyda kısalma olurken hacim değişmeyeceği için ne olacaktır? Endede bir genişleme olacaktır. Bu özellikle hesaplarımızda bize çok faydası olacaktır. Burada perçinlere ait bazı şeyleri gösterdik. Mesela bakın ilk etapta dedik ki nedir? Perçinimiz ham perçin halindedir. Daha sonra ezilir. Ezilerek şuradaki boşluğu komple doldurur. İlk başta perçinin çapıyla şuradaki boşluğun çapını kıyasladığımız zaman arada 1 milimetrelik fark vardır. Hesaplamalarda ham perçin çapını almayız. Perçinin ezilmiş halde şuradaki boşluğu komple doldurmuş haldeki çapını alırız. Yani cisim üzerinde, malzeme üzerinde açılmış olan delik çapını esas alırız. Burada perçinden yapılmış birleşimleri şöyle görüyoruz. Farklı yerlerden, farklı şekilde birleşimler yapılmış. Bazen diyelim ki bir bağ levhasına bir elemanın birleşimi yapılabilir. Bazen çekme çubuğunda birleşim yapılabilir. Bunların hesaplamalarını yeri geldikçe örnekleri beraber zaten açıklayacağız. Bir perçinle birleşim yaptığımız zaman bu bulonlarda da bunun benzer durum vardır. Şu an anlatacağımız şey. Örneğin diyelim ki şuradaki bir çekme çubuğumuz olsun. Yani çekmeye çalışan bir elemanımız olsun. Getirdik şuraya perçinli olarak birleştirdik. Buradan çekme uygulandığı zaman perçinde iki farklı etki oluşur. Birincisi ezilme. Yani şurada perçinin yan kısımlarında ezilmeler meydana gelir. Zaten hesaplamaları yaparken acaba bu perçin ezilmeye karşı ne kadar yük karşılayacaktır? Bunu bir hesaplarız. Bir de nedir? Perçini kesmeye zorlar. Yani bu eleman bu yönde çekerken reaksiyon olarak diğeri de diğer yönde bir reaksiyon gösterecektir. Zıt yönlerde çekildiği zaman ne olacak? Kesme kuvvetinden dolayı şurada kesme yapacaktır. Ve kayma gerilmesinin bu kavmeti de eğer aşılırsa o zaman ne olacaktır? O zaman da burada bir kesme oluşacaktır. Yani perçin hesabını yaparken bir ezilmeye göre bir de kaymaya göre hesaplama yaparız. Bu yine belirteyim bulonlarda da aynı şekilde ezilme ve kaymaya göre hesaplama yapılır. Bunları dediğim gibi yeri geldikçe anlatacağız. Şurada bir şey daha söyleyeyim. Kayma nerede oluşuyor? Yani kesmenin oluştuğu yer zıt yönde çalışan elemanlar arasındayken oluşur. Yani şu iki eleman da aynı yönde çalışsaydı zaten perçine hiçbir zorlama gelmezdi ve burada da kesilme, kayma oluşmazdı. Burada kaç tane yüzeyde kayma oluşursa perçin veya bulunun burada da tesir sayısı deriz biz buna. Tesir sayısı ortaya çıkar. Şurada baktığımız zaman iki eleman birleştirilmiş. Bu eleman bu yönde kuvvet uygularken diğer tarafta da bu yönde bir kuvvet geliyor. Bakın şuradan kesmeye zorluyor. Bu nedir? Tek kesirli bir perçindir. Yani kaymaya karşı sadece bir yüzeyde kesme oluşuyor. Her zaman zıt yöndeki parçalar arasında kalan perçin ve bulunda kesme ve kayma oluşur. Zaten aynı yöndeki dediğim gibi hiçbir şey olmaz. Şuraya baktığım zaman şu alt ve üstteki eleman bir yönde kuvvet uygulanırken ortadaki eleman da diğer yönde. Bakın şuradaki perçinimizi buradan kesmeye zorluyor. Bir de buradan kesmeye zorluyor. Yani kaç tane yüzeyde kaymaya karşı bir gerilme oluşuyor? İki tane yüzeyde. O zaman bu da çift tesirli bir perçin olur. Ve çift tesirli perçin aynı zamanda nedir? İki tane tek tesirli gibi düşünebiliriz. Yani şurayı bir perçin, burayı da bir perçin gibi düşünebiliriz. Şu yan tarafta dikkat ederseniz 3 tane eleman birleştirmiş. Tıpkı bunun gibi. 3 elemanımız var. Ama bakın bu tek etkilidir. Neden?
şu üstteki iki eleman aynı yönde çalışırken alttaki eleman zıt yönde çalışıyor. Aynı yönde çalışan elemanların arasında kalan kısımda kayma, kesme oluşmaz. Tıpkı bir makas gibi düşünün. Makasın ağzında herhangi bir şey, mesela bir kağıdı keseceğim zaman nedir? Makasın ağzı ikisi birbirine zıt yönde hareket ettiği için kesme oluşur. Her iki ağız da birbirine zıt yönde değil, ikisi de aynı yönde zıtken hareket etse kesme de oluşmaz. Tıpkı perçinde de böyle. Bu ikisi aynı yönde hareket ettiği için burada kesme oluşmaz. Sadece zıt yönde çalışan parçalar arasında kalan bulon veya perçin kesmeye zorlanır. Orada kayma gerilmesi oluşur. Burada zıt yönde çalışanla bir yer var. O zaman burada da ne olacaktır? Kesmeyi zorlayacaktır. Bak yine belirtiyorum. 3 eleman olduğu halde tek etkili bir perçin oluşacaktır. Ya bunlara örneklerimizde şöyle verdiğimiz zaman burada bakın 4 tane parça birleştirilmiş. Hemen tesir sayısını belirleyeceğimiz zaman, yani kaç etkili olduğunu belirleyeceğimiz zaman ne yapıyoruz? Zıt yönde çalışan parçaların olduğu yere bakacağız. En üstteki parçayla onun altındaki parça zıt yönde çalışıyor mu? Evet. O zaman burada bir kesme oluşacaktır. Birinci etki, yani birinci kayma yüzeyimiz burası. Geldik şu aradaki iki parça aynı yönde çalıştığına göre burada bir kesmeye zorlamayacaktır. Kayma yüzeyi oluşmayacak. Alt tarafa geldiğim zaman bakın şu bu parça bu yönde hareket ederken diğerinde ters yönde bir kuvvet var. Zıt yönde çalıştıkları için burada da kayma oluşacak, kesmeye zorlayacaktır. Yani bu nedir? Çift tesirli perçin olacaktır. Veya bulon olsa çift tesirli bulon olacaktır. Burada da 4 parça yine var. Bu kısmı fazlasıyla açıklamak için bu kadar şekil böyle getirdik, bıraktık. Bakın üstteki iki parça aynı yönde çalışıyor. Bu ikisinin arasında kalan perçin veya bulonda hiçbir şekilde kesme falan oluşmaz. Alttaki iki parçaya baktığım zaman bunlar da aynı yönde çalışıyor. Yine bu arada da oluşmaz. Fakat zıt yönde çalışan parçaların temas ettiği, birleştirildiği nokta neresi? Şurası. O zaman sadece buradan kesmeye zorlayacaktır ki bu da nedir? Tek etkili bir perçin veya bulon olacaktır. Bunları şöyle bir örneğimiz daha var. Yine 4 parça birleştirilmiş. Şöyle bakarsanız 2, 4, 5 parça birleştirilmiş. Ve her biri farklı yönde çalışıyor. Yani üstteki parça bu yöndeyken onun altındaki ters yönde. Bu tarafa çalışıyor. Bu yine ters yönde çalışıyor. Zıt yönde çalışan parçaların temas ettiği yer neresidir? Birbirleriyle ilişkilendiği yer perçin veya bulonun olduğu kısımdır ki çünkü yükü bundan aktaracaktır. Kesme burada oluşacaktır. Bakın zıt yönde çalışıyor. Bu kesmeye çalışacak 1. Bu da çalışacak 2. Burada kesmeye çalışacak 3. Burada kesmeye çalışacak 4. Yani 4 tane kayma yüzeyimiz, kayma alanımız mevcuttur. 4 tesirli perçin olur. Evet, burada da aynı sayıda birleştirilmiş. Fakat ortadaki 3 parça aynı yönde çalıştığı için bunların arasında hiçbir şey kesme oluşmayacak. Sadece nedir? Şu iki kısımda oluşacak ve çift tesirli, iki etkili bir perçin veya bulon olacaktır. Perçinlerde hesaplamalarımızı yaptığımız zaman dediğimiz gibi bir perçinin emniyetle ezilmeye karşıladığı yükü hesaplarız. Bir de bir perçinin kaymaya karşı karşıladığı yükü hesaplarız ve buna göre perçin sayısını buluruz. Bu bulonlar için de geçerlidir. Yine aynı şekilde bulonda da böyle hesaplama yaparız. Ezilmeye karşı hesaplamayı yaptığımız zaman tabii gerilmemiz tam lineer bir şekilde değildir. Zaten neden? Çünkü perçinimizin yüzeyi nedir? Daireseldir. Ama biz buradaki hesaplamayı yaptığımız zaman homojen dağıldığını kabul ederiz. Yine aynı şekilde burada da şöyle baktığımız zaman yine homojen dağıldığını kabul ederiz. Ezilme ne olacaktır? Mesela bu parça bu yönde çekerken, bu da diğer yönde çekerken şu yüzeyde bir ezilme olacak. Bunun da bu tarafta bir ezilme olacaktır. Ezilme alanı burada hesaplanır. Ezilme alanı hesaplanırken ne yapılır? Varsayalım şu birinci parçanın kalınlığı 10 mm olsun. İkinci parçanın kalınlığı da 5 mm olsun.
Buradan 50 tonluk yük geliyorsa bu da aynı şekilde ters yönde reaksiyon olarak 50 tonluk yük karşılayacaktır. Bakın burada 10 santimetre yüksekliğinde parçaya bu yükü karşılarken burada 5 santimetrelik parçaya geliyor. O zaman ben neyi almam lazım? Buradaki minimum parça kalınlığı yani T minimuma göre yapmam lazım. Zaten ezilme kuvvetini hesaplarken D çarpı T minimumdan ezilme alanını buluruz. Tek tesirli perçin için böyledir. Çift tesirli perçine baktığım zaman ezilmeyi hesaplayacağım zaman bakın şu iki parça bir yönde çalışıyor, ortadaki parça da zıt yönde çalışıyor. O zaman ne yapacağım? Aynı yönde çalışan iki tane parçam var. Bunların kalınlıklarının toplamı ile bunu kıyaslayacağız. Ve buna göre de T minimum değerimizi bulacağız. Ve yine belirtiyorum, burada tam böyle düzgün bir şekilde gerilme dağılımı olmadığı halde biz burada ne yaparız? Tam dikdörtgen lineer gibi düşünerek hesaplamamızı yaparız. Kaymaya geldiğimiz zaman perçinimizin kesit eğer şuysa kesitte ne yapacaktır? Şuradan kesip zorlamaya başlayacaktır. Yani bunu kesip atmaya uğraşacaktır. Kesilecek yüzey alan neresidir? Bu kısımdır. Yani kayma alanıdır burası. Tam bir dairenin alanı. Yani pi çarpı d'nin karesi bölü 4'ten gidilir. Kayma alanımızda. Bunları yine açıklayacağız. Örneğin şurada iki tane parçamız var. Şunu biraz daha yani normal görünüme göre biraz böyle perspektif olarak gösterdik ki daha iyi bir şekilde açıklayalım. Şu iki parçayı bir tane perçinle birleştireceğim zaman şunu şu an için görmeyin. Çünkü bu konuyu açıklamak için bunu buraya ilave ettik. Ne yapılır? İlk başta parça üzerinde delikler açılır. Perçin bırakılır, ezilir. Ve zaten ondan sonra da artık yüklemeli tabi olur. Ne yapacaktır? Şu iki parçanın zıt yönde çalıştığı için tam bu arada şu kırmızı ile çizdiğim kısımda şu perçini şu kısım olarak kabul edin. Burada açıkta çizdim ki daha net açıklayabilelim. Bu kısımda bir kesme zorlaması olacaktır. Yani kayma gerilmesi oluşacaktır. Kaymanın olduğu kısım neresidir? Şuradaki alandır. Yani şu perçinin kesit olduğu alandır. Bu nedir? Pi d kare bölü 4'tür. Ezilme nerede oluşacak? Şu yan taraflarda oluşacaktır. Yani şuradan şöyle bir kesit alırsam baktığımda şu kısımda oluşacaktır. Burayı da yine düzgün bir yüzey olarak kabul ederiz. Ve bu zaman da ne yaparız? Şurası D değeri. T minimum değerini belirleriz. Biraz önce açıkladık. Eğer 10 santimetre kalınlığında bir şey, 10 milimetre kalınlığında bir parça yükü taşıyorsa ne yaparız? 5 milimetre bakalım taşır mı? T minimum değeri. En gayri müsait duruma göre hesap yaparız. Zaten kalınlığı düşük olan parça yükü karşılıyorsa kalınlığı yüksek olan parça rahat bir şekilde karşılayacaktır. Ezilme alanı için de biraz önce de verdik. D çarpı T minimum değeri olur. Bunları perçin ve bulonlarda kullanacağız. O zaman daha iyi bir şekilde anlaşılır. Tek tesirli perçinimiz ve çift tesirli iki farklı şekilde hesaplama yaparız. Eğer perçinimiz tek tesirli ise buna göre, çift tesirli ise şuraya göre yaparız. İlk başta ne yapacağız? T minimum değerimizi belirleyeceğiz. Yani T1 ile T2'nin kıyaslamasını yaparız. Hangisi daha küçük ise T minimum olarak alınır. Tek tesirli bir perçinde. Bundan sonra bir perçinin emniyette karşılayabileceği ezilme kuvvetini buluruz. Ezilme alanımız neydi? D çarpı T minimum. Alan çarpı gerilme. Yani hani gerilme formülümüzü hatırlarsak gerilme neydi? Gerilme eşittir kuvvet bölü alan. Bu da küçük eşit sigma emniyet. Yani emniyet gerilmesi. Bu formülden gittiğimizde zaten bu çektiğimizde ne olacaktır? D çarpı T minimum ezilme alanıdır. Sigma L emniyet de birleşim elemanının emniyet gerilmesidir. Bu nedir? Ezilme emniyet gerilmesidir. Kaymaya göre hesap yaparsam kayma yüzeyimiz neydi? Pi d kare bölü 4'tü. Çarpı ne olacak? Birleşim elemanının kayma emniyet gerilmesi. Buradan ezilmeye karşı ve kaymaya karşı bir perçinin emniyette karşılayacağı yük bulunur. Hangisi küçükse bu da bizim için nedir?
bir elemanın karşılayacağı, emniyeti karşılayacağı yük olur. Toplam yükü getirip buna böldüğümüz zaman da perçin sayısını buluruz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Perçin sayısı, yani en değerimiz, küçük en değerimiz. Eğer ondalıklı bir değer çıkarsa, ondalık değeri ne olursa olsun bir üst tam sayı yuvarlarız. Yani diyelim ki hesapladık, baktık ki en değerimiz kaç çıktı? 5.2 örneğin. 5 olarak almayız bunu. 6'ya hemen yuvarlarız. Neden? Çünkü burada perçin sayısı bulunuyor. Veya bulon sayısı da aynı şekilde hesaplanır. Bulon da olabilir. 5.2 adet perçin olmaz. Ya 5 tane olacak ya 6 tane olacak. 5 tane alsam bu sefer yükü karşılayamayacak. Onun için her zaman ne yaparız? Bir üst tam sayıya yuvarlarız. Çift tesirli de geldiğimiz zaman T minimum değerimizi ilk başta belirleyeceğiz. Aynı yönde çalışan parçaların kalınlıklarının toplamı nedir yani? T1 ve T3. Zıt yönde çalışan hangisi? T2. O zaman T1 artı T3 ile T2'yi kıyaslarız. Hangisi daha küçükse T minimum olarak bunu alırız ve getiririz ezilme kuvvetini hesaplarız. Yani D çarpı T minimum çarpı sigma ile emniyet. Kaymaya geldiğimiz zaman bakın kaç tane kayma yüzeyi var burada? 2 tane yüzeyi var. O zaman ne yapacağız? 2 tane kayma alanı çarpı birleşim elemanın kaymaya emniyet gerilmesi. Yani 2 çarpı pi d kare bölü 4 kayma alanı 2 ile çarpma sebebimiz nedir? 2 tane kayma yüzeyi vardır. Çarpı kaymaya emniyet gerilmesi. Burada kullanmış olduğumuz formüllerde dediğim gibi n ile bir adet perçinin emniyette karşılayabileceği ezilme kuvveti NA, bir adet perçinin emniyette karşılayabileceği kayma kuvveti. D değeri dediğimiz zaman perçin çapı olarak söyleriz fakat aslında nedir? Birleştirilecek yapısal elemanlardaki açılan delik çapıdır. Çünkü neden? Perçin ezildiği zaman bu deliği dolduracaktır. Yani ham perçin çapı değildir. Ezilmiş perçin çapı. Ve hiçbir zaman buradaki çap şurada hesaplayacağımız değerin üstünde olmaması lazım. Yani D eşittir karekök 5T minimum eksi 0.2. Sonuç burada santimetre olarak bulunur. D değeri hiçbir zaman bu değeri aşamaz. Bunlara dikkat edeceğiz. Perçin ve bulon hesaplamalarında aynen geçerlidir. Evet, bulonlu birleşimlere bakacak olursak, ilk başta da bunu anlattık. Özellikle bulonlu birleşimlerin daha rahat yapılması, istenildiği zaman sökülmesi ve her türlü metal birleşiminin yapılabilmesi. Yani diyelim ki iki farklı metali bulonla birbirine birleştirebiliriz ama kaynakla her zaman bunu yapamayız. Bulonların burada tercih edildiği kısımdır. Bulonlu birleşimlere baktığımız zaman bakın şurada tamamen bulonlu birleşim yapılmıştır. Burada da onu görüyoruz. Burada bir uzay kafes sistemimiz var. Bakın bunu da bulonlu birleşim olarak yapmışlar. Bulonlu birleşimde ne kullanacağız? Bulonumuz yani toplumda ne olur? Civata, vidi olarak geçer bu. Bulonumuz, plumumuz ve somunumuz. Evet, kaynaklı birleşimlere baktığımız zaman kaynaklı birleşim nedir? İki metali eritme sıcaklığına kadar getirip kaynaklanan birleşimlerdir. Kaynaklı birleşim yine sökülemeyen bir birleşimdir. Bulonlu birleşim sökülebilen bir birleşimdir. Tabii kaynak yaparken bazı şeylere dikkat edilmesi gerektir. Zaten bu konulara çok fazla girmek de istemiyorum. Çünkü bazen bunu belirtirim. Bizim işimiz sadece nedir? İki elemanı birleştireceğimiz zaman kaynak boyu ne kadar olacak, kaynak kalınlığı ne kadar olacak ki üzerine gelen yükü emniyetli bir şekilde aktarabilsin, taşıyabilsin. Onun için kaynak tiplerine veya kaynak yapılırken dikkat edilecek hususlara falan fazlasıyla da girmek istemiyorum. O kısım bizi ilgilendiren mesele değildir.
Kaynaklı birleşimlerde iki farklı kaynak karşımıza çıkar. Birincisi küt kaynak, ikincisi de köşe kaynağı. Küt kaynak dediğimiz zaman alın alına iki parçanın getirilip aynı düzlemde birbirine kaynak edilmesidir. Köşe kaynak, birazdan şekiller üstünde de gösteririz. Zaten adı üstünde, parçaların köşe kısımlarından yapılan kaynaktır. Burada mesela diyelim ki boru kaynağına bir örnek olarak göstermişiz. Mesela bakın nedir? Alınanla getirilmiş en basit örnek olarak burada bir küt kaynağımız vardır. Bakın şurada köşe kaynağımız vardır. Burada da köşe kaynağı mevcuttur. Küt kaynaklar farklı isimler alabilir. İşte V kaynak bu şekle göre, X kaynak vardır, I kaynak vardır. Bunların farklı C'leri vardır. Biz dediğim gibi mühim olan kaynak kalınlığının doğru alınması ve kaynak boyunun düzgün bir şekilde hesaplanabilmesidir. Küt kaynakla örneğin burada bir kolon oluşturuluyor. Kolonun birleşimi yapılıyor. Ne yapılıyor? Üstten gelen parçayla alttan gelen parçanın tam olarak örneğin kaynağın düzgün yapılması için şöyle ağız kısımlar açılmış. Şu kısımlar komple kaynakla doldurulacaktır. Bu ne oldu? Bakın X kaynak oldu. Alın alına yapılan kaynak nedir? Küt kaynaktır. Burada bakın yine her iki parça alın alına getirilmiş. Aynı düzlem içinde karşı karşıya getirilerek ara kısmından kaynakla birleştirilmiştir. Şurada bir kirişimiz var. Yatay taşıyıcı elemanımız var. Bakın bunu da yine alın alına getirip kaynakla birleştiriliyor ve kaynak yapıyor. Bunlar tamamen küt kaynaktır. Biraz önce dedik, kaynak kalınlığı ve boyunun hesaplanması bizim için önemlidir. Küt kaynakta birleştirilen parçalardan en az kalınlığı olan, yani T minimum diyelim neyse, kaynak kalınlığımız da odur. Yani parçaların kalınlıklarına göre kaynak kalınlığı da belirlenebilir. Evet, burada köşe kaynaklarımızı görüyoruz. Bakın mesela şurada bir düşey elemanımız var. Burada bir bağ levhasımız var. Bağ levhasına birleştirmiş. Bakın alın alına getirilmemiştir. Yan taraftan köşe kısmından kaynak yapılmıştır. Köşe kaynaklarımız şu elemanımızın eksenini dikkate aldığımız zaman eksenin şöyle paralelinde olan kısımda olan kaynak yan kaynak olarak adlandırılır. Eksene dik olan kısımdaki kaynağımız da burası da köşe kaynaktır ve bu da alın kaynağı olarak isimlendirilir. Birleşen elemanlara baktığımızda yani şu şekilde bir eğimli olarak getirip birleştirmiş ve şurayı da köşe kaynağı yapmak istiyorsak buradaki açının 60 dereceden büyük olması lazımdır. Eğer 60 derecenin altında ise o zaman bu köşe kaynağı olarak kabul etmeyiz. Köşe kaynağı olabilmesi için şurada tabi burada bakın bu açı hangi açıdır? Şuradaki açıdan bahsetmiyorum. Farklı iki eksen arasında, yani diyelim ki yatayla düşey eksen arasındaki olan açı. Eğimli olarak bir parça geliyor düşeyden ve yataydaki parçaya kaynak ediliyor. Bu açı 60 derecenin eğer üstünde ise köşe kaynak olarak kabul ederiz. En az 60 olacak. 60 derecenin altında olursa bunu alın kaynak olarak kabul ederiz. Köşe kaynak olarak yük aktarmadığını kabul edilir. Buna hesaplamalarımızda dikkat edeceğiz. Şurada bakın nedir? Köşe kaynak yapılmış. Burada da köşe kaynak yapılmış. Mesela diyelim ki bu parça böyle getirip buraya değil, alın kısmı, ağız şu kesit kısmı getirip şuraya yapıştırılıp kaynak edilseydi o zaman küt kaynak olurdu. Köşe kaynak bakın diyoruz yine farklı iki düzlemdeki parçaların şöyle köşe birleşiminde yapılan kaynaktır. Bakın şurada köşeli bir kısım vardır ve burada kaynak yapılmıştır. Yan kaynak bu da neydi? Alın kaynağı. Eğer bir köşe kaynağı bakın şurada başladı, geldi, devam ediyor. Yan kaynak burada bitti. Bundan sonra alın kaynağına geçiyor. Şurada kaynakta süreklilik var denilir. Yani yön değiştirdiği zaman eğer kaynak devam ediyorsa sürekli kaynaktır. Devam etmiyorsa kaynak sürekli değildir.
Kaynak bu tarafta gitmiyor. O zaman burası süreksizdir. Burası da sürekli kısımdır. Bunlar özellikle kaynak ve hesaplamalarda lazım olacaktır. Tabii yine açıklamasını yapacağız. Hesaplamalarda bunlara dikkat etmek gerekir. Burada yine şöyle baktığımız zaman köşe kaynağıyla birleştirilmiştir. Şu kısım yine köşe kaynakla birleştirilmiş. Bakın köşe kaynak. Kaynak yapılırken tabi bazı şeylere dikkat etmek lazım. Örneğin burada kaynak yapılmış. Tabi kaynak yapan kişinin biraz herhalde acemiliğine gelmiş. Ayarlamayı düzgün yapmadığı için, yani ısı ayarını, ergitme sıcaklık ayarını düzgün yapmadığı için kaynak yaparken kaynak yapacağı parçayı da eritmiş. Burada yine çelikle ilgili bir iki birleşim örneğini göstermişiz. Bulonlu birleşimimiz var. Bazı yerlerde bulon ve kaynak birlikte kullanılıyor olur. Örneğin bakın şu parçaya baktığım zaman buraya kaynaklı birleştirilmiştir. Fakat şu parçayla birleştirirken bulonlu birleşim yapılmıştır. Yani bu şekilde şeyler de olabilir ama hesaplamaları bunların farklıdır. Çünkü aynı anda hem kaynak hem bulon hesabı yapamazsınız. İkisinin çalışması, yük aktarma tarzı çok farklıdır. Burada da yine bulonlu birleşimimizi görüyoruz. Şurada ne yapılmış? Bir bağ levhası oluşturulmuş kaynakla ve şuradaki kirişimiz yatay taşıyıcı eleman getirilmiş. Buraya bulonla birleştirilmiş. Bu da kolonumuzdur. Düşey taşıyıcı elemanımız, yani basınç çubuğumuzdur. Evet. Burada gergilerle tamamen dengesiz, stabilitesi sağlanmış bir sistem görüyoruz. Burada da yine aynı şekilde bazen hafif malzemelerle, yani ağırlığı, yoğunluğu düşük olan malzemelerle de böyle çelik sistemler oluşturulabilir. Efendim, farklı şekillerde mimar oluşumlar zaten sağlanabilir dedik. Evet, burada da herhangi bir şekilde bir dengeyi sağlamak için, stabiliteyi sağlamak için diagonallarla, çaprazlarla bu şekilde ne yapılır? Yatay hareketi ötelenmesi sağlanır, durdurulması sağlanır. Evet arkadaşlar, çeliğe giriş kısmımız hepsi bu kadardır. Bu dersimiz burada bitiyor. Bir dahaki dersimizde perçinli birleşimlere ait olarak sorular çözeceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş konularımız ilerleyecek. Bir dahaki ders görüşüne kadar hoşça kal, iyi günler.